Semih'le ilgili Evet. konuşuyordun hocam, Ya yılda kalmıştı. Semih oyun bilgisi tekniğini geliştirmeli Avrupa Şampiyonası'nda bana göre Montella'nın yani en önemli hatalarından biriydi. Daha önce Gürcü maçı, Çekya maçları olmak üzere Avusturya, hatta biz oradaydık. O maçlarda bölüm alabilirdi. En son 5 dakika o oyunu atmak, Hollanda maçı enteresan, orada da çocuk o golü atabilirdi. Ama Semih özellikle dediğim gibi teknik, oyun bilgisini nerede ne yapacak biraz daha eğer bu yönünü geliştirirse çok farklı yerlere gidecektir. Hollanda maçında o golü atsaydı çok farklı olurdu değil mi Olur. hocam? Kesin. Yani muhteşem, 5 Hocam dakika onda oyuna soktun, bir tek o maçta görev alıyorsun. Top geldi, vurdu, gol olduğunu düşün. 5 dakikada bütün hayatı değişiyor. çok. Ne Hocam kadar enteresan değil hocam mi? kapandığım maçlar oldu orada. Açık alana çıkacak Semih gibi bir enerjisi yüksek oyuncuyu bir defa bile oyuna almadı. Yok, bu maçta görev aldığı için dedim hocam, yani girdi orada gol atsa farklı. Tabii Şimdi tabii. Immobile geldi, santrafor oynuyor. Şimdi esasını biraz da Kerem'e şu yönden benzetebilirsin. Yani Kerem bir çıkış yaptı, muazzam, Kerem Aktürkoğlu. Şimdi bekliyor değil mi? Yani problemli. Semih de geçtiğimiz yıl ikinci yarısında güneş gibi parladı Beşiktaş. Hakikaten ihtiyacı olan oyuncuydu. İnanılmaz işler yaptı. Çok yük bindi ve onu kaldırdı çocuk. Ve bir anda Immobile geldi, Rafa Silva geldi ve şu anda çocuk sol tarafa atıldı, kenarda atıldı. Kendini ispat etme peşinde olan bir oyuncu konumunda şu anda. Ama Yerini pası kaybetmemeye bu çalışan. akşamki pası, düğümü çözen pası, Müthişti, evet. muhteşem derinlik, harika noktada buluşturdu. Muhteşem bir pas attı ortaya. Necip, bu kulübün parçası olduğum için çok mutluyum. Altyapıyı da sayarsam 21 sene oldu. Ben her zaman kendimi hazır tutmaya çalışıyorum. Kulübün bana ne kadar görev verirse o kadar devam etmek istiyorum demiş. Bir Necip'le ilgili bir şey vardı, onu versene Ercan. Bizim sevgili editörümüz çıkarttı bugün. Bence değerli bir istatistik, şimdi barkomuza gelecek. Necip'le ilgili Beşiktaş'ın Necip'in olduğu dönemdeki son 5 sezonda yaptığı stoper transferleri, Necip'in oynadığı maç sayısı, o stoperlerin oynadığı maç sayısı ve aldığı süre. Paulus Sani daha yeni geldi, onu da yazdık ama ne oldu? Bir Emre Can, Worrall, Bailey, İsmat Mirim vardı değil mi? Romain Saiz, Montero, Colley, Wellington, Necip, bunların hepsinden fazla oynamış. Neredeyse hani biraz daha uğraşsa toplamı kadar oynayacak. 132 maç, 8.328 dakika. Hatta şunu da ekleyelim. Bugün Emirhan Topçu'dan daha önce o yani oyuncu hamlesi, mesela devre arası stoper değil mi? Gabriel çıktı sakatlığından dolayı. Emirhan'ı beklersin. Necip girdi. Emirhan ondan sonra oyuna girdi. Yani tebrik Güzel edilecek olan bir da şu yalnız. Necip, performans. sadece futbol işim var. Onun dışında Necip'le ilgili hiçbir şey duymuyorsunuz. Tamam. Yaşatmıyor. Yedekte oturuyor, efendi diyor. Sahaya çıkıyor, futbolunu oynuyor. Dışarıya alıyorlar, yine efendiliğini bozmadı. Çok önemli bir sporcu ve karakteri bu. Bir de şu yönden, bayılıyorum o karakteri. Ne çakısıydı o? İsviçre çakısı mı? Tabii. Öyle, İsviçre Yok, çakısı. Bir de şu Her şeye yarıyor. Bir de şu yönden bakmak lazım ama. Necip'in mevki ne şimdi? Diyelim ön libero oynuyor veya sağ bek oynuyor, stoper oynuyor. Herhalde mevki de karıştı. Libero, mevkiden, daha çok mevki. Orijinal ön libero. Şimdi yapılan transferlerin hepsi yanlış demek. Yani bu kadar yani transferlerin ne halde olduğunu düşünelim öyleyse biraz da. Bu istatistik onu gösteriyor. Tabii yani stoper olmayan bir oyuncu gelen, transfer edilen stoperlerden toplamına yakın oynuyorsa demek ki problem var yani o transferde. Aynen. Ya Gökhan hocam, şeyi aklıma geldi. Süper Kupa'da da dikkatimi çekti. Bu Beşiktaş zaman zaman çizgi halinde savunmayı yapıp bir ofsayt taktiği gibi yaptığı da Galatasaray maçının ilk yarısında oldu da. Zaman zaman deniyor mu onu Bronkor? Vallahi, sen o bölgenin adamı olduğu yani, için dikkatini çekti mi? Bence şöyle yani, Galatasaray maçında oyunu ileride oynamak istedi. Yani Galatasaray'ın o forvetini kendi ceza sahasına yakın tutmak istemedi, problem yaşamamak için. İleri doğru çıktığın zaman da bu sefer rakip oyuncular o araya atılan paslarda hızlı hareket edince iki tane gol olan pozisyon ofsayt nedeniyle kesildi. Bence bir çalışma değil de topu oyunu ileride oynama isteğiydi o. Şimdi bu maçta aynısı oldu. Bu maçta da bir tane rakibin vurduğu uzun toptan oldu. Ofsayt, bu adam gene golü attı ama gene ofsayt. 5-10 santimli ofsayt. Tabii yani. Bir ayak. Sadece bir ayak. Ama yani bence o çalışılmış değil ama oyunu ileride oynamak. Sonuçta bloklar halinde oynadığın zaman, oyunu boyunu daralttığın zaman, boyunu çalışıyor. Kısaltmak için oynadığın oyun gibi geliyor bana. Ya
referans alması gerek. İki tane stoperin oyunu referans. Yani top orada... Şey dikkatimi çekti hocam. Böyle yapıyordu çünkü o kenarda. Çizgi alanı boşaltıyor da... Böyle gel diyor. Ender, topun üzerinde baskı varsa ucunda evet daraltabilir. Şimdi baskı yoksa hatta şeyden geçiş iki tane yedinin birini taştan yedi. Taç atışından yedi Süper Kupa'da. Yani bunlara yani mutlaka Brown Kors şimdi tecrübeli bir teknik adam. Mutlaka bunlara dikkat ediyordur. Yani topun üzerinde baskı yoksa alan boşaltmak çok tehlikeli. Biz bunu nereden biliyoruz? George Jesus'tan değil mi? Jesus böyle çok hatalar yaptı. Topun üzerinde baskı yok. Orada Kim Min-jae düşün top yani. Gökhan'a. Ya, top Gökhan Hoca da ben düşün arkaya koşacağım. Herkes çıkıyor bu çizgiye atıyor arkaya. Bitti gol pozisyonu. Gol yiyordu Fenerbahçe. Ya bir de Beşiktaş'la ilgili bir şey söyleyeceğim. Üç tane anahtar oyuncu bu kadar cuk diye oturmaz. Mükemmel oturdu. Yani hem liderler hem kaliteliler. Bir de geldikleri takıma bak. Biri Valencia oynamış. Ondan sonra arkasına Atletico Madrid. Diğeri Benfica'da önemli bir oyuncu. Diğeri zaten Lazio'da hepimizin bildiği gibi işte gol krallıkları yaşamış bir oyuncu. Yani bu kadar doğru. Evet para verdi Beşiktaş ama karşında performans alacaksan, kaliteyi satın alacaksan hiç macera aramaya gerek yok. Az önce Trabzonspor'u örneği verdim. 10 tane alacağına 3 tane oyuncuyla bitirsin. Bu neye benziyor biliyor musun? Bir tane tişört almıyorsun. Alıyorsun pazardan 4-5 tane İngilizlerin tişört. İngilizlerin ucuz mal alacak kadar zengin değilim sözüne benziyor. Bir... Zeki Yavru hocam demiş ki bak son şeyine bakın son satırına. Başlangıçlar zordur. Büyük takımla oynamak daha zor. Maçın genelinde üstün oynadık. Kontrataktan golü yedik. Sonra duran toptan yedik. Büyük takımla oynarken şansları değerlendiremezseniz kalite farkı belirleyici oluyor. Yalnız tabii. Teknik adam gibi konuşmuş vallahi. Tabii. Öyle bir maç oldu. Kalecimiz yere yatmadı ama 2-0 kaybettik demiş. Zeki Yavru'nun tecrübesi de teknik adam tecrübesi. Yani yılların topçusu. Ben Beşiktaş'ın alanı daraltmak istediği konuya konuşuldu ya. Bu akşam 30 dakika Samsun hep Beşiktaş sahasında nasıl öne çıkıp da oynama alanını daraltıyorlar. Yeri yatsandı. O golde de offside vardı. Tamam. Aynı benzer Galatasaray maçında olduğu gibi. Galatasaray maçındaki offside'lar daha açık oldu. Onda daha çabuk ileriye çıktılar. Burada da bu akşam yarım vücut falan bir offside'di. Nasıl buldun hocam Alişan Salan'ı? Genel planda birazdan detaylandıracağız. Başarılı buldum. Yani sezonun ilk haftası, ilk maç. Çok Alişan da zorlayacak Salan, bir maç değildi sanki. Oyunda, oyun onu zorlamadı, o da oyunu bozmadı. Mevsimsel olarak da verdiği sumoları yerindeydi. Oyuncularla iletişimi doğruydu. Bazılarını karakteriyle konuşarak çözdü. Yaklaşımı güzeldi. İyi koştu, iyi yer aldı. Ona tavsiyelerim tabii ki var. Yeri geldiğinde mi söyleyeyim ama şu anda da Beşiktaş'ın sakatlanan oyuncusu var. İkinci yarı hatırlayın oyundan aldılar. Paulista mıydı? Paulista 3 numaralı oyuncu. Orada bir talihsiz basma ve sonunda bir sakatlık oldu. Kim geldi? Samsun başkanı mı? Benim kulaklığa bir şeyler oldu demek ki hemen gidelim.